Niye geldik şimdi buraya? Hadi arabadan in lütfen İffet. Birazdan içeri gireceğiz. Ve sen her şeyi anlatacaksın. Neyi anlatacağım? Cemil'in sana tecavüz ettiğini. Böylece o pislik hak ettiği cezayı alacak ve yıllarca içeride yatacak. Hepimiz kurtulacağız. Ben... İffet, biliyorum. Sen de çok şaşırdın. Bilmiyorum, ben de niye bu kadar zamanda düşünmedim bunu. Ama sonunda sen de intikamını almış olacaksın. Bundan sonra o adamın ne adını duyacaksın, ne de yüzünü göreceksin bir daha. Her şey sona erecek. Yeter ki sen gerçekleri söyle. Hadi gel. Ne oldu? Ben bunu yapamam. İffet, lütfen. Korkma. Ben senin yanında olacağım. Tamam mı? Hadi lütfen. Hadi İffet. Hadi. Memur Bey. Buyurun. Amirinizle görüşebilir miyim? Bir suç duyurusunda bulunacağız da. Neyle ilgili? Eşimle ilgili. Özel bir şey. Amirimizle konuşmak isteyen biri var. İsminiz ne dedi? Ali İhsan Emir. Az kaldı, birazdan bitecek. Merak etme. Ali İhsan Emiroğlu geldi efendim. Buyurun. Merhaba komiserim. Ben Ali İhsan Emiroğlu. Merhaba. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Eşim İffet. Gelsene. Şey... Eşim için çok zor bir durum tabii. O yüzden biraz gergin.
Çünkü konu doğrudan onunla ilgili komiser bey. Elbette. Anlıyorum. Lütfen rahat olun. İffet. Yapamam. Korkmana gerek yok İffet. Senin yanındayım, merak etme. İstemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. İffet! Dur lütfen. Kızdığını biliyorum. Ama yapamadım. Ne olur affet beni, özür dilerim. Yapamam, İffet, yapamadım. Lütfen sakin ol. Sakin ol lütfen, ben sana kızmadım. Seni çok iyi anlıyorum. Bak biliyorum, gerçekten çok zor bir şey. Hemen söyleyememen çok doğal. Bak, istersen şimdi gideriz. Sen kendini hazır hissettiğin zaman tekrar geliriz, olur mu? Anlamıyorsun. Ben bunu hiçbir zaman yapamam. Niye yapamazsın? Sen değil miydin bu adamdan intikam almak isteyen? İffet, anlayamıyorum. Bana yardımcı ol. Bu adamın hak ettiği cezayı çekmesini istemiyor musun sen? Lütfen cevap ver. Ben onu affettim. Nasıl? Affettin? Öyle mi? Nasıl affedersin? Bu adamın yaptığı şey affedilecek bir şey mi İffet? Anlayamıyorum, nasıl affedersin böyle bir şeyi? Affettim. Çünkü unutmak zorundayım artık. Hayır. Sen yalan söylüyorsun. Affettim. Çünkü bu adama hala aşıksın. Sana tecavüz etmiş bir adama sen hala nasıl aşık olursun İffet? Şimdi susuyorsun. Her zaman olduğu gibi susuyorsun. Susuyorum. Çünkü başka çarem yok. Önce utandığım için sustum. Sonra korktuğum için. Babam katil olmasın diye. Bebeğimin babası olduğu için sustum. Ama yapamadım. Hiçbir şeyi düzeltmeyi başaramadım. Sonra intikam almak istedim, evet. Benim çektiğim gibi acı çekerse belki biraz içim rahatlar diye düşündüm. Ama yapamadım. Çünkü zayıfım. Çünkü taşıyamıyorum artık bu yükü. Çünkü yoruldum. Acı çekmekten, kendi acizliğimden, suçlamaktan, suçlanmaktan, susmaktan, bağırmaktan, ağlamaktan yoruldum. Ben her şeyden yoruldum. Unutmaya çalışmaktan ama bir türlü unutturmamanızdan yoruldum artık. Nil.
Hadi içeri gir. Ne içeri girebiliyorum, ne de gidebiliyorum. Çok zavallıyım değil mi? Keşke elimden bir şey gelse. Gerçekten istersen her şeyi değiştirebiliriz. Bak ben senin için neler yaptım. Ailemi terk ettim. Alışık olduğum hayatı bırakıp senin için bu eve geldim. Bütün gün annenle evde oturup temizlik, ütü yapmaktan başka bir şey yapmıyorum. Bunları yapmanı ben istemedim. Yanlış anladın. Ben sadece sana seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya çalışıyordum. Merak etme Leyla. Ben anlayacağımı anladım. Hadi gir de içeri üşüme. Çok oyalandım. İşe gitmem lazım. Açsana şu telefonu İffet. Rahatsız etmeyeyim dedim ama hala gideceğimiz yeri söylemediniz. Bilmiyorum. Balat'a gidelim. Nereye gidiyorsun İffet ya? Ah Ali sana. İffet İffet diye bu hale düştün ya. İnanılır gibi değil. Dilek Hanım, bir haber var mı acaba? Gereksiz sorularla beni çıldırtma Sayime. Sence bir haber alsam ben hala burada mı olurum? Affedersiniz efendim. Meraklandım da. Boşuna endişelenme. Yeğenine hiçbir şey olmaz. Her zamanki gibi kendini kurtarmanın bir yolunu bulur o. Sadece İffet için değil efendim. Ay hiç uğraşamayacağım Sayime. Lütfen git endişeni mutfakta yaşa. Nil. Canım aramana çok sevindim. Allah'ım. Birisiyle konuşmazsam delireceğim. Ne oldu, iyi misin sen? Değilim. Hiç iyi değilim. Nilciğim söylesene ne oldu? Baban mı bir şey yaptı yoksa? Babamın bir şey yapmasına gerek yok ki. Zaten berbat bir hayatım var. Neredesin sen? Her zamanki gibi. Evdeyim. Cemil'in annesini bırakıp bir yere çıkamıyorum ki. Tamam, ben birazdan oradayım. Hala. Hala sakın gelme. Hala. Yok artık. Bir yerine bal sürdün de mi geldin? Yapma Nurettin. Şans biraz da bize gülsün. Hiç olmasa bu daha. Oo İffet kızım hoş geldin. Epeydir görmüyoruz. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz? Gördüğün gibi yuvarlanıp gidiyoruz işte. Baba biraz konuşalım mı? Olur. Hayırdır? Ne oldu yine? Ne söyleyeceksin? Baba ben Ali İhsan'dan boşanmak istiyorum. Çıldırdın mı sen? Boşanmak nereden çıktı? Baba ne olur dinle. Asıl sen beni dinle.
İki güne bir kavga edip boşanmak da nereden çıktı? Ben böyle davranacağını biliyordum. Ama yine de bir umut işte. Belki insan yerine koyarsın da dinlersin sandım. İyi. Söyle bakalım. Neden boşanacak mısın? Ali İhsan eskisi gibi değil. Bana sanki malıymışım gibi davranıyor. Kızım, o senin kocan. Elbette sahiplenecek. Her altına da karışacak. Baba bana vurdu. Allah bilir ne yaptın da vurdu. O öyle bir adam değildi. Onu da çıldırttın. Boşanmak boşanmak yok. Ben hayatta olduğum sürece de boşanmayacaksın. İzin vermiyorum, tamam mı? Ben senden izin istemiyorum. Sadece benden duy istedim. Asıl benim diyeceklerimi sen duy. Aç kulaklarını. Bu mahalleye bir daha geri dönemezsin. Onca olup bitenden sonra sen evlendin diye sustu herkes. İlk sorunu da bırakıp kaçmaktan neymiş? Tıpış tıpış evine döneceksin. Dönmeyeceğim baba. Dayanamıyorum artık. Dönmeyeceğim. Üffet, nereye gidiyorsun? Gel buraya, çıldırtma beni. Merak etme baba. Ben başımın çaresine bakarım. Üffet, çıldırtma beni, buraya gel. Bırak Ahmet, ayıp oluyor böyle. Hem kocaman kadın. Doğru. Eşek kadar oldu ama bildiği tek şey asilik. Ben kızlarımın şerefli, namuslu bir insan olması için uğraştım ama baksana benim sözümü bile dinlemiyorlar. Ahmet Bey, üzmeyin kendinizi. Kendinizi parçalasanız bile boşuna. Gençlik bunların başına vurur. Akılları neyse ne yapıyorlar. İffet yok mu Ali İhsan Bey? Yoksa bir şey mi oldu? Saima Hanım. İffet için, hepimiz için en doğrusunu yapıp o adamı içeri attırmak istedim. Ama İffet'in o adamdan kurtulmak istemediği ortaya çıktı. Hala ona aşık. Yok. Yok öyle bir şey Ali İhsan Bey. Ama İffet cevap veremedi. Hayır diyemedi. Sizin böyle düşünmenize üzülmüştür. Onun için bir şey diyememiştir. Öyleyse neden kendisine tecavüz eden adamı polise şikayet edemedi? Neden onun hak ettiği cezayı çekmesini istemedi? Ben onun yaşadıklarından dolayı yorulduğunu ve artık uğraşmak istemediğini anlıyorum. Ama o artık tek başına değil ki. Ben onun yanındayım. Ve her zaman da yanında olacağım. Onun tek yapması gereken polise ifade vermekti. O kadar. Sizin tek şey diye önemsemediğiniz şey onun için ne kadar önemli biliyor musunuz? Ne kadar zor. Bir kez bile olsa başından geçen dünyanın en acı, en utanç verici şeyini hiç tanımadığı birine anlatmadığı için onu suçluyorsunuz. Kolay mı sanıyorsunuz bir kadın için başından geçen böyle kötü bir olayı herkese anlatabilmek? Hele İffet gibi hayatı küçücük bir mahalleyle sınırlı bir kadın için. Kendinizi hiç onun yerine koydunuz mu Ali İhsan Bey? İffet'i yapamadıkları için ne siz, ne ben, ne de bir başkası suçlayamaz. Açıkçası bunu herkesten beklerdim de sizden beklemezdim Ali İhsan Bey.